Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Brexit'in yol açacağı sonuçları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi. Daha önce istifa edeceğini açıklayan İngiltere Başbakanı David Cameron, sıkı ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nden ayrılacağız ancak Avrupa'ya sırt çeviremeyiz. Bu ülkeler komşularımız, arkadaşlarımız, müttefiklerimiz ve partnerlerimiz. Ticari ve güvenlik işbirliği konusunda sıkı ilişkiler kuracağımızı ümit ediyorum. Konuyu ele alma konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, geriye kalan 27 üye ülkenin ayrılık sürecini başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Avrupa Birliği bugün ayrılık sürecini başlatmaya hazır. Tahmin ettiğiniz gibi heyecanlı değiliz. Hayal ettiğimiz senaryo bu değildi. Ancak çok açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin bildirisi olmadan ayrılık ve gelecekteki ilişkiler konusunda herhangi müzakere süreci başlatılamaz. Avrupa Birliği ve İngiltere ayrılık sürecinin yanı sıra yeni işbirliği statüsünü de belirlemek durumunda kalacak. Son yıllarda Avrupa Birliği derin krizlerle karşı karşıya kaldı. Müzakereler aylar sürdü. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacak olması yoğun ve çelişkili duygulara sebep oldu. Bu da yaz aylarının zor geçeceğini gösteriyor. İlk defa Avrupa Birliği bir üye ülkeye hoş geldin yerine hoşça kal diyor. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.